Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Tur suresinin son bölümü 29-49. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bu bölümde Allah-u Teala 15 defa em kelimelerini yoksa anlamında tekrarlamak suretiyle küfrün değişik türlerini nazara veriyor ve İslamiyet'le alakalı, peygamberle alakalı, Kur'an'la alakalı onların şüphelerine dikkat çekiyor ve istifamı inkarı tabir edilen soru tarzıyla, yoksa onlar şöyle mi söylüyor? Yani öyle olmaması gerekir. Onların dediği doğru değildir. Bu manada böyle bir üslupla onların fikirlerinin yanlışlığına dikkat çekiyor. Şöyle ki: Fezekkir, ey peygamber, sen öğüt ver. Yani uyar insanlara, Allah'ın dinini anlat. فَمَا أَنْتَ بِنْيَامَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ Sen Rabbinin nimetiyle ne kahinsin ne de mecnun. Yani sen Rabbinin nimetine mazharsın, peygambersin. Dolayısıyla haşa kahin olamazsın. Kahinlerin sözleri tahmini şeylerdir. Sen yakini bilgiden haber veriyorsun. Bir mecnun da olamazsın. Bütün akıl sahipleri senin sözlerinin güzelliğini, bilgiyle dopdolu olduğunu, hikmetle dopdolu olduğunu görmektedir. Em yegulune şair, yoksa o bir şair mi diyorlar? Ne tarabbasu bihi raybel menun, zamanın felaketinin ona çarpmasını, feleğin sillesini yemesini bekliyoruz mu diyorlar? Raybel menun, ölüm anlamında da kullanılıyor. Yani bir felaket ona isabet etsin, ölsün gitsin mi diyorlar? Kul tarabbasu, sende ki bekleyin, gözleyin bakalım. Fe inni ma'akum minel mutarabbisin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yani peygambere haşa şair dediler. Halbuki şairin sözleri hayali şeylerdir genelde. Peygamberin sözleri ise hakikatin ta kendisi. Dolayısıyla şair olan birisi İnsanları dünyada da mutlu edecek bir şeye götüremeyebilir. Daha çok bir serap peşinde onları koşturur. Ama Hazreti Peygamber'in davet ettiği şeyler hakikattır. Dünya ve ahiretin mutluluğunu kazandıran şeylerdir. Em te'muruhum ahlamuhum bihâze, yoksa onların akılları mı kendilerine böyle emrediyor? Yani akıllarını kullanıp mı böyle hareket ediyorlar, seni dinlemiyorlar, seni kabul etmiyorlar? Em hum kavmun tağun, yoksa onlar haddi aşan, azgınlık yapan, tuğyana sapan bir kavim midirler? Yani akıl peygambere tabi olmayı gerektirir. Aklı selim dediğimiz, bozulmamış olan akıl, peygamberin peşinden gitmeyi, ona tabi olmayı gerektirir. Ama onlar tuğyana sapmış kimseler olduklarından akıllarını bu yönde kullanmıyorlar. Em yegulûne tegavvele, yoksa Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? Bellâ yu'minûn, yani doğrusu onlar iman etmiyorlar. İman etmediklerinden dolayı böyle söylüyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bir mislini kendilerinin de getirmesi gerekir. Devamında zaten buna dikkat çekiliyor. Fel ye'tû bi hadîsin mislihi İmkanu sadıkın, eğer sadıklarsa, yani Kur'an'ı sen uydurduğun gibi iddialarında eğer samimi kimselerse, kendileri de böyle bir söz getirsinler. Kur'an gibi hakikati anlatan, dünyanın hikmetini, ahiretin yollarını gösteren ve Kur'an'ın fonksiyonunu icra eden onlar da bir söz söylesinler. O şekilde sana muarazada bulunsunlar. Buna tahaddi deniyor, meydan okuma. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın tamamına bir nazire getirmeleri istenmiştir. 10 suresine nazire getirmeleri istenmiştir. Ve Bakara suresinde de bir tek suresine nazire getirmeleri istenmiştir. Ama onlar bundan aciz kalmışlardır. Em huligu min gayri şey, yoksa onlar bir şey olmadan mı yaratıldılar? Yoktan birden meydana mı geldiler? Em humul haligun, yoksa halik kendileri mi? Kendileri mi kendilerini yarattılar? Yani malum bir kısım insanlar yaratılışı inkar ediyor ve tesadüf rüzgarlarıyla
meydana geldiklerini zannediyorlar. Halbuki mesela anne babamız bizim yaratıcımız değildir. Onlar da yaratılmıştır esasen. Silsile tarzında düşündüğümüzde mutlaka evvelinde bir Adem ve Havva'ya dayanacaktır. Kaldı ki anne babamız zaten bizi yaratmış da değil. Silsileyi orada da kesebiliriz. Anne baba çocuğunun resmini yapamaz. Nerede kaldı? Hayat sahibi ve nice özelliklere sahip, ilim adamlarının incelemekle bitiremedikleri bir sanat eserini anne veya baba yapabilsin. Anne baba çocuğun yaratılmasına sebeptir, yaratıcı değillerdir. Em halagus semavati vel art, yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Yani alemi onlar mı yarattı ki Allah'ı kabul etmiyorlar? Bella yuqinun, doğrusu onlar yakinde bulunmayan, şüphesiz bir inanca sahip olmayan kimselerdir. Em indahum hazainu rabbik, yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yani mesela peygamberimizle alakalı, yani niye bu peygamber oldu ki? İlla peygamber olacaksa işte Taif'teki falanla Mekke'deki filan, bunlardan biri peygamber olması daha uygun olur demişlerdi. Kendilerine göre peygamberliği dünyevi bir makam gibi gördüler. Daha böyle kendilerine göre kelli felli gördükleri falan, daha bu işe uygun olur diye düşündükleri kimseler var. İşte ayet-i kerime onlara cevap veriyor. Yoksa Rabbinin rahmet hazinelerinin sahibi onlar mı? Onlar mı taksim ediyorlar? İşte şu peygamber olsun, şu veli olsun, maneviyat makamlarını onlar mı dağıtıyor? Em humul musaytirun, yoksa onlar hükmeden galip olan kimseler mi? Yani istediklerini yaptırabilen kimseler mi? Yani ne o ne de bu. Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde değil ve onlar hakim değil, mahkum durumda. Allah rahmet hazinelerini dilediğine dilediği şekilde verir. Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri bilir. İmam Rabbani öyle demiş. Dolayısıyla Allah kime risalet görevini vereceğini, kimin Hatem-ül Enbiya olacağını, kimin velayet makamlarında yükseleceğini Allah bilir. Ona göre de dağıtır, taksimde bulunur. Em lehum süllemun yestemi'une fi, yoksa onların semaya yükselecekleri merdiven mi var? Yani sema dünyanın da alemin idare edildiği merkez gibi bir noktada. Dolayısıyla onlar semaya yükseliyor, gelen vahyi oradan duyuyorlar mı? Fel ye'ti müstemi'uhum bi sultanun mubin, şayet böyle bir şey varsa o semaya yükselen, o merdivene, semaya yükselen merdivene çıkıp da ta semaya kadar gidenleri bir delil getirsinler. Semadan şu haberleri getirdik desinler. Tabi burada insanların hakikatin semasına Allah'ın lütfu inayeti olmadan yükselemeyeceklerine de bir işaret var. Allah semavi bilgileri vahiy ve ilham şeklinde dilediğine nasip eder. Yoksa bir kısım insanlar ya doğrudan kendi akıllarıyla veya ruhani bir takım varlıkları aracı yapmak suretiyle oralara çıkıp da o bilgileri elde edemezler. Em lehul benatu ve lekumul benun, yoksa kızlar Allah'ın da erkekler sizin mi? Bu da müşriklerin dalaletlerinden bir tanesi. Kendileri haşa meleklerle alakalı, onlar Allah'ın kızları tabirini kullanıyorlar. Halbuki kendilerinin kızı olduğunda da hoşlanmıyorlar. Ve bu şekilde kendi istemediklerini Allah'a nispet etme tarzında dalaletin çok çirkin bir deresine düşmüş oluyorlar. Ayet-i kerime onların bu şüphelerine de bu şekilde yer veriyor. Yoksa kızlar Allah'ın da erkekler onların mı? Em tes'eluhum ecran, yoksa sen onlardan bir karşılık, bir ecir, ücret mi istiyorsun? Fehum min mağremin miskalun, onlar bunun altında ezilip kendilerine bu ağır gelip ödeyemiyorlar mı? Yani seni neden kabul etmiyorlar? Sen onlardan bir ücret mi bekliyorsun ki bundan dolayı kabul etmiyorlar?
Halbuki gerek peygamberimize gerek diğer peygamberlere taraf-ı ilahiden verilen mesaj şudur. Onlar tebliğ etmekle mükelleftirler. İnsanlardan bir şey istemeyeceklerdir. Ve onlar Allah'tan kendilerine gelen bu talimatın neticesinde kavimlerine şunu ifade etmişler ve demiştirler ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Ben yaptığım risalet vazifesine mukabil sizden bir ücret istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Dolayısıyla bu noktada da müşriklerin o bizden karşılık bekliyor, bundan dolayı biz ona tabi olmuyoruz deme hakları söz konusu olamaz. اَمْ اِنْدَهُمُ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gayb onların nezdinde oradan mı yazıyorlar? Yani gayb gözden ırak olan, perdeli olan şeyler. Normalde biz hepimiz için gayb gizlidir, perdelidir, kapalıdır. Ama onlar sanki gayb onların yanında oradan görüp bir şeyler mi söylüyorlar? Buradaki soru bunun böyle olmadığını anlatmak içindir. Yani gayb onlar için de perdelidir. Gaybi konularda rastgele konuşmaları yakini bir bilgiyle değil, tahmine dayalıdır, zanna dayalıdır ve çoğu kere de yalan yanlış şeylerdir. Em yuridune keyde yoksa onlar sana bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Fellezine keferu humul mekidun. O kafirler var ya kendileri tuzağa düşecekler. Yani bu Allahu Teala'nın peygamberimize bir teminatı. Onlar sana tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani Allah onların kendi hilelerini kendi başlarına geçirecektir. İşte bazıları kuyu kazar, başkaları düşsün diye, ama Allah kendi kazdıkları kuyuya onları düşürür. Peygamberimize de nice suikastlar düzenlediler. Onun aleyhinde nice faaliyetlerde bulundular. Ama bütün yaptıkları kendi aleyhlerine döndü ve neticede mağlup oldular. Em lehum ilahun gayrullah. Yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Subhanallah amme yüşrikun. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir. Ve in yarav kisfen mines semai sagıtan. Eğer onlar semadan aşağı doğru düşen bir parça görseler, yegulu sehabun merkum, üst üste yığılmış bulut parçası diyecekler. Yani bunlar daha evvelinde üzerimize semadan bir şeyler indir, üzerimize taş yağdır gibi ifadeler kullanmışlardı. Faraza öyle bir şeyi de görseler yine kabul etmeyecekler ve bunu tevil etmeye çalışacaklar. Üzerlerine düşen bir kaya gibi bir gök cismi görseler bunu üst üste yığılmış bulut parçaları tarzında tevil etmeye çalışacaklar. Öyle zannedecekler. Fezerhum, artık sen onları bırak. Bu kadar küfre saplanan, bu kadar inat eden kimseleri bırak. Onlarla uğraşma. Hatta yulagu yevmehumul lezi fihi yusagun, ta ki çarpılacakları güne kavuşsunlar. Dünyada Bedir gibi, peygamberimiz devri itibariyle. Yani kendilerine bir süre verilmiştir. Ama neticede akıllarını başlarına almayınca Bedir'de bunlar çarpılmışlardır. Diğer kafirler açısından baktığımızda onların da her birinin kendine göre bir Bedri vardır. Onlar da dünyada bir şekilde çarpılmışlardır. En azından ölümle çarpılacaklardır. Öldüklerinde bütün saltanatları bitecektir. Yevme o gün la yugni anhum keyduhum şey'e, o çarpılacakları günde o hileleri, tuzakları onlara bir fayda vermez. Ve lahum yunsarun, ve kendilerine yardım da edilmez. Bir yerden yardım da göremezler. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik, o zalim olanlar için bunun aşağısında bir azap vardır. Yani ahirette onlar bir azaba çarpılacak ama ahiret azabının daha aşağısında, ondan derece itibariyle daha hafif, dünyada da onların bir azabı vardır. Vicdanları azap içinde kıvranmaktadır. Zaman zaman başlarına bir takım felaketler gelmektedir. Bu şekilde
dünyada da bir takım cezalara, bir takım sıkıntılara maruzdurlar. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi bunu bilmezler. Allah'tan geldiğini bilmezler. Kendi yaptıklarına bir ceza olduğunu fark etmezler. وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ Sen Rabbinin hükmüne sabret. فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا Çünkü sen bizim gözetimimiz altında, inayetimizin altındasın. Burada hitap Peygamber Efendimiz'e ve Allah'ın dinini tebliğ eden kimselere. Sen sabret, Rabbinin hükmüne sabret. Sen bizim gözetimimiz altındasın, inayetimiz altındasın. Biz senin halini görmekteyiz. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Ve kalktığın zaman Allah'a hamd ile tesbihte bulun. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ Ve geceden de yine gece vaktinde Allah'a tesbih et. Akşam namazını kıl, yatsı namazını kıl. Gece namazı için, teheccüd için kalk. Kalktığında Allah'ın nimetlerini hatırlayıp şükret. Allah'ın azametini, sanatının mükemmelliğini düşün. Hayret et. Subhanallah ile ibadetle, namazla tesbihini ifade et. Ve idbaran nücum ve yıldızların gözden kaybolduğu vakitte de yine ibadetini yap, namazını, Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getir. İşte değerli izleyenlerim, Allah-u Teala bu gibi mesajları bize veriyor. Bu mesajlarda gerçekten çok önemli noktalar var. Kur'an'ın belagatını bu mesajlarda görüyoruz. Bugünkü okuduğumuz yerde de Allah-u Teala çok veciz ifadelerle, çok özlü, kısa ifadelerle ne kadar değişik küfür çeşitleri olabilecekse bunların pek çoğuna işaretler etmek suretiyle ve onların yollarının batıl olduğuna işaret etmek suretiyle insanlara mesajlar veriyor ve dosdoğru yolu, istikametli yolu Kur'an vasıtasıyla insanlara gösteriyor. Layıkıyla anlamayı ve yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.